Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılması için ilk adım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Sözcüsü Olivia Dalton, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield'in Ukrayna'nın Buça kentindeki sivil ölümlerin ardından Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınması için harekete geçeceğini bildirdi, Dalton. Rusya'nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınması için Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna, Avrupa ülkeleri ve diğer ortaklarıyla yakın işbirliği içinde olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne seçilen bir ülkenin üyeliği, 193 üyeli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 3/2 çoğunlukla askıya alınabiliyor, söz konusu bu adım 2011'de Libya için atılmıştı ve Libya Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarılmıştı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, 2006'da kuruldu. Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler, İnsan Hakları Konseyi üyeliğine, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca 3 yıllığına seçiliyor. 47 üyesi bulunan konsey, insan hakları sicili iyi olmayan ülkelerin dönem dönem üye olarak seçilmesi sebebiyle hem Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler hem de sivil toplum örgütlerince eleştiriliyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin kararları, tavsiye, niteliği taşıyor ve kararların yasal bağlayıcılığı bulunmuyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.